İyi günler sayın izleyenler. Televizyon 3 Haber Bülteni'ni izliyorsunuz. Özellikle referandumla ilgili olarak Makedonya Meclisi'nden son yapılmış olan açıklamasına göre bütün oy kullanılacak olan yerlere Makedonya Meclisi tarafından gözeticiler yollanmayacaktır. Demek ki gözlemci konusunda Makedonya Meclisi bu konuda geride kalacaktır. Öte yandan ise İçişler Şubesi'nden gelmiş olan haberine göre nüfus cüzdanı çıkartma konusunda etkinlikler ve hizmetler olağanüstü bir şekilde devam etmesi bekleniyor. Tabii ki bunun tek amacı referandum gününde herkes geçerli bir evrak karşısında tamamen oy kullanabilme imkanına sahip olmasıdır. Bir bakalım. Makedonya Meclisi referandumu gözlemcileriyle takip etmeyecektir. Son yapılmış olan açıklamasına göre Makedonya Devlet Seçim Kurumu'na yollanmış. Özellikle yazıya göre Talat Caferi herhangi bir gözlemci konusunda tamamen çekilmiştir ve yollamayacakmış. Buna ilişkin olarak Makedonya Devlet Seçim Kurumu Başkanı Oliver Derkovski'ye göre demek ki Makedonya Meclisi mevcut olan referandum oylamasını yakından takip etmeyecektir. Öte yandan ise bilindiği gibi özellikle son zamanlarda maddi durumuna bakılmaksızın gözlemci yollanıyordu. Fakat bu sefer ise bütün bu masraf edeceğinden dolayı böyle bir karar özellikle yollanmış ve getirilmiş olabilir. Fakat diğer yandan ise mevcut olan etkinlikler demek Makedonya Devlet Seçim Kurumu tarafından yönetilir ve gerçekleştirilir. Bu sefer ise Makedonya Meclisi'nden gözlemci olmayacaktır. Makedonya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılmış olan açıklamasına göre hızlı bir şekilde veya derhal evrak üretme ve çıkartma konusunda gereken çalışmalar yapılmaktadır. Buna ilişkin olarak Makedonya İçişleri Bakanlığı ve bütün sınıfları vatandaşları için açık olacaktır. Nüfus cüzdanı çıkartma konusunda kolaylık sağlayacaktır ve cumartesi günü 29 Eylül 2018 yılından saat 16.30'a kadar bütün bu sınıflar çalışacaktır ve vatandaşlara özellikle nüfus cüzdanı çıkartma konusunda hizmet verecektir. Referandum öncesi Debre ve Debre bölgesinde özellikle etkinlikler devam etmektedir. Bir taraftan siyasiler, öte taraftan ise sivil kuruluşları, bir de bütün bunları örgütleyecek olan Belediye Seçim Komisyonu. Belediye Seçim Komisyonu'nun temsilcisi Ali Reca'ya göre Debre'deki bütün hazırlıklar yapılmıştır ve toplam 25 seçim yerinde seçim yapılacaktır. Oylama meselesi tamamen cumartesi günü hastaları için, pazar günü ise bütün vatandaşları için gerçekleştirilecektir. Devre Seçim Komisyonu özellikle kendi çalışmalarına devam etmesiyle birlikte toplam 27 oy kullanılacak olan yerleri için gereken hazırlıkları yapmıştır. Buna ilişkin olarak Debre Genel Sekreteri Ali Reca'ya göre bütün bu çalışmalar zamanına göre yürütülmektedir ve planlara göre yapılmaktadır. Gereken eğitimler verdikten sonra artık oylama için gereken özellikle üyelerin bilgisi tamamlanmıştır ve eğitim verilmiştir. Ali Reca'ya göre Debre'de ve Debre bölgesinde Debre Belediye Seçim Kurumu'na ait olan toplam 27 yerde oy kullanılabilecektir. Makedonya Malumlar Birliği özellikle Debre'de faaliyette bulunuyorlar ve olağanüstü bir şekilde kendi çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Bu birliğin başkanı Buranski Kuli'ye göre mevcut olan etkinlikler bu sefer de bu sosyal gruba ait olan vatandaşlara iyi bir yaşam, özellikle kültür, sosyal ve geri kalan alanlarda yaşatmaktır. Ondan dolayı bu birliğin etkinlikleri günden güne artmaktadır. Makedonya Dünya Savaşı'ndan sonra kalmış olan malumların birliği etkinliklerine devam etmesiyle birlikte 25 yıl dönüm kutlaması konusunda gereken çalışmalar yapılmıştır. Buna ilişkin olarak şimdiye kadar özellikle yapılmış olan etkinlikler tam zamanında ve plana göre yapılmıştır. Fakat Abi Mulay eski müdür olarak ve eski başkanı olarak artık bu görevden alınmıştır ve bunun yerine Burhan Skikuli yerine gelmiştir. Abi Mulay en güzel bir şekilde kendi çalışmasını yapmıştır. Fakat vadesi bittikten sonra bunun yerine Burhan Skikuli seçilmiştir. Ne kadar havalar değişse de yine özellikle sıcak ve kuru havalarda yangın çıkma ihtimali olağanüstü. Ondan dolayı vatandaş bu konuda dikkat etmesi gerekiyor. Bunun en iyi örneği son Konyaaltı ve Konyaaltı bünyesinde çıkmış olan yangınıdır. Ondan dolayı vatandaşlar buna çok dikkatli davranmalıdır.
Konyaaltı bünyesinde çıkmış olan yangın özellikle vatandaşların sorumlu yeniden ilk saraya getirmektedir ve sorumluluk istemektedir. Debre İtfaiye Birimi özellikle burada yapmış olan etkinliklerin daha büyük kapsamlı ve daha efektif bir şekilde gerçekleştirebilmek için vatandaşların özellikle sorumluluk konusunda bir destek beklemektedir. Debre İtfaiye Birimi Amiri Cetan Miftaroski'ye göre buradaki çalışanlar özellikle bu bölgede yoğun olarak çalışmaktadır. Fakat yine de vatandaş bu konuda daha sorumlu bir şekilde davranmasıyla birlikte özellikle yangınların sayısı oldukça azalmış olacaklar. Haber bültenimiz sona erdi. Hayırlı günler efendim.